3 milyondan fazla memuru ve emekliyi ilgilendiren 2016-2017 toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Samsun Memur Sen İl Temsilcisi Necdet Güneysu toplu sözleşme tekliflerini açıkladı. Güneysu, görüşmelerin yüzdelik zam, taban aylığına zam, refah payı artı enflasyon farkı üzerinden yapılacağını ifade etti. Burada bizim toplu sözleşmede Memur Sen olarak geçen dönemlerde bildiğiniz gibi ana hedefimiz şudur arkadaşlar. Emekli ve çalışanlarımız arasında bir ücret uçurumu vardır. Onun için yüzdelik zamdan daha önemlisi bizim için taban aylığa ve az gelirlilerin durumunu düzeltmektir. Kamuoyunda şöyle bir algılama var. Sadece yüzdelik zamma endekslenmekte, yüzdelik zam kaç yapıldı denilmektedir. Biz şunu söylüyoruz. Bir, yardımcı personelimiz bugün 2000 lira civarında maaş almaktadır. Yine 2000 lira civarında maaş alan bir sürü kamu çalışanlarımız vardır. Bir de 5000, 6000, 7000 TL ücret alan kamu çalışanları vardır. Yüksek maaş alan kamu çalışanları toplam çalışanlarımız içerisinde %15'i oluşturmaktadır. Biz Memur Sen olarak eğer sadece yüzdelik zam üzerinde durur isek, yüksek maaş alana bu yüzdelik zam daha yüksek oranda yansıyacaktır. Düşük maaş alana daha düşük oranda yansıyacaktır. Geçen dönemki toplu sözleşmede olduğu gibi bu toplu sözleşmemizin ana felsefesi de budur. Ücret arasındaki bu uçurumu ortadan kaldırmaktır.